Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programındayız ve tarihin bütünlüğü içerisinde Kur'an'ı konuşuyoruz. Bugün size bir başka merhale var. Oradan bahsetmek istiyorum. Dedik ki, Efendimiz dünyaya şey geldiğinde, peygamber olarak göreve başladığında etraf dört bir taraf yani Hristiyanlı İsa Allah'ın oğludur diyen bir dünya ile çepeçevre sarılmıştı. İşte böyle bir günde, böyle bir dönemde dünyaya gelmişti veya da İslam gelmişti veya Kur'an vahyedilmeye başlanmıştı diyoruz ya. Şimdi bunun biraz detaylarını görmek istiyoruz. Muhterem kardeşler, niye niye Hazreti İsa'dan 571 yıl sonra veya da 610'da diyelim eğer peygamber olmuşsa niye 610 yılında yani Allahu Teala böyle bir peygamber gönderdi? Evvel gönderemez miydi veya daha sonra olmaz mıydı falan? Bu tarihi kurcalamak belki bizim haddimize değil. Ya yani Allahu Teala öyle istemiştir elbette. Ama biz daha sonra görüyoruz ki bazı gerçekler var. Nedir bu gerçekler? 487 yılına öğrendiğimiz kadarıyla 487 490 hatta 500 yılına yakın bir döneme kadar Hazreti İsa Aleyhisselam'a gerçekten iman eden insanlar varmış daha hayatta. Hatta bir zamanlar bayağı çoğunluktaymış. Yani la ilahe illallah İsa resulullah diyen ve hiçbir Allah'a şirk falan koşmayan bizim Hazreti Peygamber'e iman ettiğimiz gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman eden insanlar varmış. Ne o kadar azınlıkta da diyor. Mesela Kudüs'te ciddi bir Müslüman diyelim o zaman ancak Müslüman diyebiliriz. Kudüs'te Hazreti İsa'ya iman eden ciddi bir iman, mümin, Müslim grup varmış. Bu, bu şekilde devam ediyor. Havariler var havariler var, Yakup var. Bu Yakup belki kafamızı karıştırabilir. Niye? Bizim İslam tarihinde falan çıkmıyor. Yani bütün Hristiyan tarihinde Yakup diye biri var. Nedir? Bu bazıları diyor ki bu Hazreti İsa'nın kardeşi diyorlar. Yakup Adil Yakup. Adil Yakup ve hatta Yakup havarilerin de bir anlamda reisi. Havarilerden sayılmıyor ama hava cemaatin lideri bu. Söylediğim gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ın kuzeni de olabilir. Bazı kaynaklarda kuzeni diyorlar. Bazı kaynaklarda efendim Hz. İsa'nın kardeşi, küçük kardeşi diyorlar. Tabi ortaya bir problem çıkıyor diyor, biz ki Hz. İsa Aleyhisselam evlenmedi ama bazı kaynaklar diyor ki Hz. İsa'yı dünyaya getirdikten sonra efendim tamamen bu iş ilan edildikten sonra yani babasız bir çocuk dünyaya geldi diye tamamen yani inananlar kabul ettikten sonra Hazreti Meryem'in evlendiğine dair de bir rivayet var. Yusuf diye bir marangozla evlendiğine dair rivayet var. Bu büyük bir imani mesele de. Söylediğim gibi bazı kitaplarda, bazı Hristiyan kaynakları da diyor ki, efendim bu Yakup, bu marangoz Yusuf'un önceki eşinden olan bir çocuktu diyor. Ama ortada Yakup diye biri var. Ve bu Yakup, yani daha sonra rejmedilmiş, idam edilmiş, şehit edilmiştir. Yani bu da önemlidir. Yani bu bununla, bunu şunun için söylüyorum. Eğer Hristiyan kaynaklarına indiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Şaşırmayın. Böyle bir Yakup var. Bizi hiç şey yapmadı yani. Bizim imanımızı falan sarsmaz. Yani ne olursa olsun. Kardeşler, işte bu Yakup'un etrafında toplanan ciddi bir. Yani bir rivayete göre en az 3 bin kişilik bir Kudüs civarında Hz. İsa aleyhisselama ciddi anlamda iman eden, bizim iman ettiğimiz gibi, haşa İsa Allah'ın oğludur falan demeyen, yani böyle ciddi bir şey var. Grup var, bunlar da büyük bir kısmı da Yahudi asıllı. Zaten Hz. İsa aleyhisselam da yani nedir? Bir İsrail oğludur, bir Yahudidir Hz. Meryem'de. Onun için böyle bir grup var ve bu grup ne yapıyor? Devam ediyor imanlarını yani bu şekilde Hz. İsa Aleyhisselam'a samimi bir şekilde iman ediyorlar ve havariler de bunların içerisinde elbette. Havarilerde de hiçbir sapkınlık yok. Bir taraftan devam ediyor. Ama daha vakit biraz geçince ortaya Paulus denilen bir şeytan çıkıyor. Yani bu adam ne yapıyor? Allah'ın dinini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın dinini ne yapıyor? Saptırıyor saptırıyor ve işte İsa Allah'ın oğludur diyen de bu adi adamdır. Efendim ne bileyim Tanrı'nın oğludur diyen de nedir? Budur. Ve bu da başka bir din yayıyor İsa adına. Ama Kudüs bunu kabul etmiyor. Yani Kudüs kendi bildiği İslam üzerine Hz. İsa'nın gerçek dini üzere devam ediyor. Daha sonra ama bu Roma'nın Roma ağır bastığı için İsrail, Roma'nın İsrail devleti, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı toplum, İsrailoğulları ne olmuştur? Roma'nın egemenliğindedir. Roma işgal etmiştir. Hz. İsa dünyaya gelmezden 63 yıl önce nedir? Pompei denilen bir komutan tarafından işgal edilmiştir ve artık hep işgal altındadır. Ve hatta kolay kolay da çıkmıyor ha. Hz. İsa'dan sonra da hiç yıllarca, yani 135 yılında hatta mahvediliyor. Yani Roma defalaca katliama uğratıyor. Ama sizin göz önünde, kafanızı karıştırmayın, göz önünde bulundurmanız gereken nedir? Hz. İsa aleyhisselama iman eden Kudüs civarında ciddi bir grup var. Ciddi bir mümin cemaat var. Bu böyle devam ediyor. Ve bu dışarıya yayılmıyor mu? Yayılıyor. Ve dışarıdaki yani kilisenin dışında kilisenin, bu Paulus'un kiliselerinin dışında ciddi bir cemaat daha ortaya çıkıyor. Kim bu? Arius. Arius denilen bir adam, 250 yılında doğan, 250 yılında, bu arada daha başkaları da var ama bu adam çok önemli. Yani bu adam hakkında yani bir şeyler bilmemiz lazım. Arius denilen bir adam çıkıyor ve bu da özellikle İskenderiye'den, Mısır'dan ve Kuzey Afrika'dan, Fas, Tunus, Cezayir Oradaki bütün Hristiyanlar bu adamın mezhebine uyuyor. Ve bu adamın mezhebinde haşa İsa tanrıdır yok. İsa Allah'ın oğludur yok. Nedir? La ilahe illallah İsa Resulullah. Bu adam böyle iman ediyor ve böyle bir mücadele veriyor. Sadece Kudüs'teki 3000 bin kişiyle kalmıyor. Yüz binlerce insan buna uyuyor. Ve hatta şu bizim İznik'te yapılan toplantı var biliyorsunuz. Konsül var. 325 yılında 2 yıl sürüyor. Orada da bu adam var. Bu adam oraya geliyor. Onlarla mücadele ediyor. Konstantin'le mücadele ediyor. Roma'nın yöneticileriyle yani Hristiyan olduğunu söyleyen, Hristiyanlığa İsa'nın dinine yeni girdiğini, tabi Paulus'un dinine yeni girdiğini iddia eden bu insanlarla da mücadele ediyor. Kim? Bu Arius denilen adam. Ve bu adam bize her şeye rağmen ufak tefek belki pürüzler olabilir ama yani kesinlikle Allah yani İsa beşerdir diyor. Bu madde bir. İsa bizim gibi bir beşerdir. Etten, kemikten yaratılan bir beşerdir diyor ve öteki Hristiyanlardan ayrılıyor. Ve bir mücadele başlıyor. Ve bu mücadelede her ne kadar 336 yılında bu adam şehit edilse de yani öldü de deniliyor, zehirlendi de deniliyor ama iyi bir mücadele ediyor. Roma'ya ile iyi bir kapışıyor. Hatta Roma bu adamın Arius'un taraftarlarının üzerine ordu gönderiyor. Yenemiyorlar da. Yani daha hiç başa çıkamıyorlar. Elhamdülillah epeyce ilerliyor. Ama daha sonra, hele 379 yılında falan, Roma tamamen devlet olarak resmen Hristiyanlığa, Paulus'un Hristiyanlığına girdikten sonra artık bastırmaya başlıyor, kan dökmeye başlıyor, baskı yapıyor ve gittikçe azaltıyor. Bunları yani Aryanizmi, Aryanizm deniliyor o mezhebe, Aryanizmi, hatta benzer daha başka görüşte olanlar var, bu insanları gittikçe azaltıyor, azaltıyor ve söylediğim gibi, 487 yılına, 490-500 yıllarına geldiğinde artık yani bunların esamesi okunmuyor. Yani La ilahe illallah, İsa Resulullah diyen insan, insan grubu diyelim, ciddi bir grup kalmıyor ortada. Yani bunun anlamı şudur. Artık tevhide dönme ihtimali, Hristiyanlığın tekrar yani tevhide dönme şeysi kalmıyor yolları tıkanıyor, ümitler kesiliyor. Orta artık tamamen ne oluyor? Dünyanın dört bir tarafına yayılan Hristiyanlık nedir? Teslis inancı üzerine kuruluyor. Yani haşa bir yerde e, baba oğul ruhul kudüs, bir yerde Hazreti Meryem tanrıça. Yani üç tane en azından putları var. Üçlü yollar bunu. Üçlü tanrı teslis inancı diyorlar. Bu böyle devam ediyor. İşte dikkat ederseniz muhteremler buna insanımız nedense fazla dikkat etmiyor yazanlar çizenler. allah Teala işte bu ümitler bitti. Bittikten sonra Resulünü gönderiyor. Peki daha önce gönderemez miydi? Yani şöyle olursa bilmiyorum. Herhalde göndermeye gerek yoktu. Eğer gerçekten ortada Hz. İsa'yı doğru anlayan insanlar varsa, İsa Allah'ın Resulüdür. İsa Tevrat'ı şöyle şöyle düzenlemiştir. Şöyle şöyle yumuşatmıştır. Efendim Hz. Musa'nın şeriatındaki bir takım zorluklar vardı, güçlükler vardı. Bu Allahu Teala İsrailoğullarını terbiye etmek için bu kefaretleri, şunları bunları koymuştu. Hz. İsa bunları efendim şey yapmıştır, yani yumuşatmıştır. Efendim cumartesi yasağı sizin bildiğiniz gibi değildir. Şöyle 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 yumuşatılmalıdır. Sizin anladığınız gibi katı değildir gibi. Eğer bunlar devam etseydi yani Hz. İsa Aleyhisselam'ı anlayanlar eğer onun dinini tam olarak devam ettirselerdi daha peygamber efendimizin gelmesi ne bilmiyorum e, tabii haşa Allahu Teala'nın iradesidir bilmiyorum ama gerek olmazdı ama bitti. Ümitler bitti. Artık yeryüzünde la ilahe illallah diyen ciddi bir toplum kalmadığı için Allahu Teala ne yapıyor? Rasulünü gönderiyor. Bunu bu, şey, bu şekilde bilmemizin bize çok büyük katkıları bizim dinimizi anlamada, Hristiyanlığı anlamada, Yahudiliği anlamada yani gerçek, gerçekten çok önemi vardır. Belki basit gibi gözüküyor ama söylediğim gibi yani bu Allah'ın dinini, tevhidi yani anlam, tarihi anlamamız için yani bunların bilinmesi icap eder. Ve Kur'an e, ne demek istiyor? Kur'an niye böyle tevhid üzerinde? Yani ya ehler kitabi, ya ehler kitabi ta'alew ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ na'budu na ila illallah. Ve la nushrike bihi şey'en ve la yetehide ba'dun aba'dan erbaben min dunillah. Fein tevellev, fein, eğer diyor yüz çevirirseniz iyi bilin ki biz Müslümanlardanız. Yani de ki ey ehli kitap gelin sizinle bizim aramızda ortak bir noktada buluşalım. Nedir? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ve içimizden birbirlerimizi Rab edinmeyeceğiz. Ona şirk koşmayın. Gelin burada buraya imza atalım. Nedir? Bu ayetleri falan iyi anlayabilmemiz için etrafı iyi görmemiz lazım. Etraftaki Hristiyanları, bu inançta olan insanları e, yani iyice mezhep mezhep kategorize etmemiz icap eder ki inanın Rabbimizin ayetlerini bu şekilde anlayabilirim. Hani daha önceki sohbetlerimizde çok da okuduğumuz bir ayet-i kerime var ya işte ey iman edenler ya yuhelledi la yehude ve nasara evliya. Ya yani bakın bu ayet-i kerime nedir? Yani biraz serttir. Bundan daha sert de ayet var mı? Var. Nedir? قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُوْضُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Tevbe suresindeki bu ayette Allah'ın dinini din edinmeyenler ve bu ehli kitaptan olanlar var ya onlar zelil bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın Ayeti i kerimesi var. Bunlar birbirleriyle çeliş gibi göz görüşüyor ama öyle değil. demek ki demek ki eğer bu dünyayı, Hristiyan dünyasını, Yahudi dünyasını çok güzel anlarsak Ayeti i kerimeleri, Rabbimizin muradını, maksadını da biz çok çok daha iyi anlamış olacağız. Aksi takdirde o ayeti onunla çelişkili. Şu ayet çok sert, şu ayet çok yumuşak. Yani birbirlerine karıştırabiliriz. Ve söylediğim gibi bir ara hatırlarsanız şunu söyledik ki yani ne Hristiyanlar ne Yahudiler hepsi taran dişleri gibi aynı eşit değil. Diyor ki Allah Teala ya yuhledine amenu in fariqan min alladine utul kitabe yurdukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler kendilerine kitap verilenlerden onların bir kısmına uyarsanız sizi çevirip kafir yaparlar. Ha demek ki hepsi değil. Niye? Efendim hepsi eşit. Ya eşit olmayabilir. Nasıl? Biz Müslümanlar bile nedir? Bir anlamda eşit değiliz. Davetçileri var onlar. Onların hani ideolojik düşünenler var ya biz de yani yerine göre ideolojik düşünüyoruz. Yerine göre bazılarımız çok yani ateşli İslam davetçisiyiz biz. Ama bir de et diye karışmayan Müslümanımız da var. Nasıl? Bunlar birbirleriyle eşit değildir. İşte Hristiyanlar da böyledir. Yahudiler de böyledir. Bir kısmı nedir? Kafayı bize takmıştır. Özellikle Yahudilerden Medine'de yani birileri kafayı takmış bize. Yani çıldırıyor. Yani özellikle Evs ve Hazrec'in Müslüman olmasına hiç tahammül edemiyor daha düne kadar işte bunlar birbirleriyle şey diyor. Boşuyorlardı diyor. Her sene e, yani futbol maçı yapar gibi bunlar Evis ve Hazreç kabilesi, Araplar, müşrik Araplar birbirleriyle savaşırdı diyor. Şimdi bu Muhammed geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uydular, ona ümmet oldular ve şimdi bunlar kucaklaşıyorlar, sarılıyorlar, kavga ediyor. İşte buna tahammül edemiyorlar ve diyorlar ki yani siz dün böyleydiniz ya hani ya nasıl falan savaşta işte sizden şu kadar adam öldürdü falan fitliyorlar, çevirmeye çalışıyorlar. Ha, demek ki bunu Yahudilerin hepsi yapmıyor. Nedir? Yapanlar var. Böyle gavurca, düşmanca düşünen ve işi gücü şeytanlık olan bir takım Yahudiler o zaman böyle şey yapıyor. Ama onun dışında yani başka Yahudiler var Allahu Teala. Onları buraya hepsini bir kategorize etmiyor. Hepsini aynı şey altına almıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim diyorum Kur'an geldiğinde, İslam geldiğinde etrafı göreceğiz. Evet, Suriye'deki Gassani'ler de yani Hristiyandı ve orada da tevhid kalmamıştı. Yani gerek Aryanizm, gerek başka tevhidi düşünen Hristiyan cemaati hiçbir yerde kalmamıştı. Ne Mısır'dakiler, ne Bizans'takiler. Zaten Bizans'takiler tamamen ayrı. Yani Katolik mezhebi, Katolik mezhebi bu konuda bugün bile en katı şirkte en katı olan tesliste en katı olan en tavizsiz olan mezheptir. Ortodokslar da öyledir. Protestanlar da öyledir. Birbirlerinden yani çok az fark vardır. Yani İsa Allah'ın oğlu demesinde üçü de aynıdır. Evangelistler de aynıdır. birbirinden farkı yoktur. Fark nedir? Evvelkilerde vardı dediğim gibi arianizm de vardı. Başka yani şey şey vardı. Mesela e, Fransa'da, Avrupa'da bu reform reform döneminde yani 1500'lü yıllarda falan ciddi Hristiyanlar geldi. yani Hristiyanlığı sorgulayan, bugünkü İsa Allah'ın oğludur konusunu sorgulayan yani bir, bazı insanlar vardı. Yani onlar yargılandılar, yakıldılar, öldürüldüler. Ama söylediğim gibi yani Efendimizin geldiğinde bütün dünya Hristiyanlarının büyük bir kısmı şirk üzereydi. Şirk üzereydi. Böyle bir dünyaya geldi Efendimiz. Onun için Kur'an'a biraz bu gözle bakmalıyız. Yani Kur'an düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi kad ca'ekum rasuluna. Yübeyyinü lekum kesiran mimma kuntum tuhfuna min el kitabe ve yafu an kesir. Ey ehli kitap size resulümüz geldi. Yani düşünebilir, şu yumuşaklığa bakın bir anlamda hem de bir de hitaba bakın. Sanki bu Kur'an bütün insanlığa değil de ey ehli kitap size resulümüz geldi. Bir daha var aynı ayetten aynı surede. Ya ehler kitabe kadecaikum rasuluna yubayyinu lekum ala fetratin min er yani Rasullere o ara verildiği bir dönemde size Rasulümüz geldi. Size uyarıcı geldi. Yani öylesine ayeti kerimeler vardır ki şöyle bakıyoruz. Nedir? Yani bunu daha önce de birkaç defa okudum. Yani Kef suresine bir bakın. Hemen açın. Baş tarafındaki o hemen ilk de ayetlerden birisinde hatta birinci ayet sayılır. Niye? Ayetler küçük küçük olduğu için Elhamdülillahillezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yecallehu evyeca kayyimen li yunzir rabesen şediden milledünhü ve yübeşşir al müminin ellezine yamelune salihate enne lehum ecran hasenen makisine fihi ebeden ve yunzir allezine kalüttehezallahu veleda. Ya yeah. Yani o Allah'a hamdolsun ki abdine, kuluna bu kitabı indirdi. Onda hiçbir eğrilik yoktur ve o kitapta iman eden, salih amel işleyen insanlara yani güzel yani ecirler verileceğini müjdeleyen ve bir de Rahman evlat edindi. Allah'ın oğlu var diyenleri de uyarmak üzere gönderildi bu kitap diyor. Elmalılı merhum bu Kef suresinin girişinde bu ayeti kelimeleri açıklarken der ki Kef suresinin indirilmesinin sebebi budur. Nedir? Allah'ın oğlu var, Rahman velet edindi diyenleri uyarman için, uyarılması için gönderildi diyor bu kitap diyor. Böylesine önemlidir. Onun için biz de bu gözle bakmalıyız ve devam ediyor. Muhterem kardeşlerim, ee, i̇nşallah bu konulara yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun, kalın sağlıcakla.